Pek enerjik değilim ama merhaba. Bugün meme estetik operasyonu olacağım. İşte yaklaşık 1-2 saat sonra falan olacağım. Birazcık heyecanlıyım ama gerginliğim yok. Doktoruma güveniyorum. Çok tatlı birisi, çok sevdim bayağı. Yani ameliyat sonrası süreci dinledim. Az çok biliyorum, onlardan bahsedebilirim sizin için. İlk 3 gün dinlenmeniz gerekiyormuş. Daha sonra normal hayatınıza devam edebiliyormuşsunuz. Sadece bir hafta 10 gün arası bir kas ağrısı gibi ağrı oluyormuş. Onun dışında işte 3 hafta sonra denize, havuza girilebiliyormuş. Bir hafta sonra güneşe çıkılabiliyormuş. Hani sizin için en yararlı olabilecek bilgileri söylüyorum şu anda. Duş için, mesela duş almak için 5-6 gün sonra duşa girebiliyormuşsun. Ben de yan yatan bir insanım mesela. Yan yatabilecek miyim diye sordum. Yani destekle beraber yatabilirsin ama bir hafta sonra zaten serbest, istediğin gibi yatabilirsin dediler. Ama ben yine de yatamam büyük ihtimalle. Biraz pimpirikliyim çünkü. Hoş geldiniz. Bugün konuğum Nursu ve tabii ki de konuşacağımız şey benim memelerim. Her zaman olduğu gibi. Nursu yeni arkadaşlarımla henüz tanışamadı bir türlü. Aslında tanıştı ama tanışamadı. Merak ettiği şeyler varmış arkadaşlarıma sormak istediği. Biz de arkadaşlarımla bu konuyu masaya yatırıp cevaplayacağız. Çok iyi yani. Yıllardır zaten bunu yaptırmak istediğini ben biliyordum. Evet. Ama bunun kararını bir anda nasıl verdin yani? Bir anda vermedim. Ben bunu zaten liseden beri falan istediğim için, bayağı bir süredir istediğim için. Yani baktım geçen yaz olmuyor. Mayoları giyiyorum, olmuyor. Yakışmıyor. Bikinileri giyiyorum, olmuyor. Artık kendi böyle giymek istediğim şeyleri kendime yakıştırmadığım zaman dedim ki ben artık bunu yaptırayım. Daha fazla geç olmadan. Nerede yaptırmıştın? Ve orayı nasıl buldun? Nasıl oldu? Yani aslında birbirimizi bulduk gibi bir şey oldu. Vanity estetik kliniğinde yaptırmıştım, hatırlıyorsan. Gelmiştim. Evet, geldim. Ameliyatımı. Ne kadar olmuştur ve ağrıların ne kadar sürede geçti? Hala ağrın var mı? Nasıl geçti o süreç yani yaptırdıktan yani, sonra? Haftaya tam olarak bir ay olacak yaptıralı ama ağrılarım böyle tam olarak bir haftada falan geçti. Ama böyle hafif hala buralarımda yanmalar var çünkü. Kıyafet giyinirken falan zorlukların... Evet, yani ilk iki hafta kolumu çok fazla kaldıramıyordum. Şimdi kolumu kaldırabiliyorum ama yani böyle şeydi. Bir de benimki kas altı falan olduğu için biraz daha ağırlı oldu. Yani şimdi size kas üstü, kas altı burada ben anlatamam. O doğru olmaz ama onu İhsan Hoca'dan dinleyin bence siz. Ben anlatırsam anlamayabilirsiniz çünkü. Ama yani şu an çok iyiyim yani. Gayet her istediğimi yapabiliyorum. Peki böyle insanlardan nasıl tepki görüyorsun? Hani ilk gören nasıl tepkiler veriyor? Şaşırıyorlar mı? Ne diyorlar? Ne yapıyorlar? Annen, baban nasıl bir tepki verdi mesela? Ya onlar garip bir şekilde hiç tepki vermediler. Ben anlamadım. Zaten yani. Hasret teyze şey dedi ya sana ameliyata girerken. Küçüklükten beri hayal etti kızım. Onu düşün. Evet, onlar da onu bildikleri için bir şey diyemediler zaten. Yani nasıl tepkiler oldu? Mesela Yiğit'in tepkisi şu oldu ilk. Böyle gördüm. Oha! Yani böyle arada masaya koymamı falan söylüyorlar. Ben de böyle masaya koyuyorum oturduğumda. Hep beraber oturuyoruz. Ama yani ya tabii ki de insanların bakışı değişiyor. Yani sonuçta direkt dikkat çekiyorlar. Yani direkt bakışlar böyle üstüne geliyor. Peki sen mesela bu tepkilerden rahatsız oluyor musun? Yani insanların bakışından, tepkisinden. Instagram'da fotoğrafların altında bir sürü yorum geliyor. Ben bile geçen fotoğraf attım. Bizden çok senin memelerine yorum yapmış insanlar. Evet, senin... genelde şey mesela atıyorum. Normal sweatshirt'te fotoğraf attığımda şu an Alena memelerini aç artık.
sürekli böyle bir meme aç şey oldu. Hani bir durun ya. Ben bir açmak isteyeyim önce. Fotoğraf attığımda genelde zaten işte senden önce gidiyor. Füze gibi olmuşlar. Kaç santim? Memelerin kaç santim? İşte kaç cc taktırdım. İşte ya böyle gerçekten garip yorumlar geliyor yani. Peki yani senin tepkin nasıl oluyor yani? Yorumlar geliyor olumlu olumsuz. Sen nasıl? Nasıl hissediyorsun kendini? Ben zaten hani sosyal medyada bu işi yaptığım için kötü yorumlara karşı bir şeyim var yani. Bir savunma şeyim olduğu için beni kötü yorumlar etkilemiyor. Zaten ben bunu kendi mutluluğum için, kendimi iyi hissetmek için yaptırdığım için. Yani ki siz de yaptıracaksınız. Bu iş öyle olmalı yani. İnsanlar ne düşünür ya da insanlar beğensin diye değil, kendiniz beğenin. Beğenmek için yaptıracaksınız, yaptıracaksınız da yaptırın. Sandy! Sandy! Buraya gel. Gel. Senin yerin teyzenin kucağı. Böyle ilk ameliyattan sonra ilk gün uyandın. Hani bunlar ne? Nereden çıktı bunlar oldum yani? Ne hissettin ilk onları gördüğünde? Nasıldı yani ilk hissiyat? Yani çok ağır hissettim. Hani böyle bir süre taşıyamayacağımı falan zannettim. Yani çünkü çok böyle baskı ve ağırlık, hani alışkın olmadığım bir ağırlık böyle. Yani iki tane büyük kocaman şey vardı yani böyle ağzımın içine doğru bakıyorlar. Böyle ilk bir süre zaten daha böyle ödemler yavaş yavaş inmeye başladığı için de ilk zamanlar daha da böyle hani ağzınıza giriyor. O zamanlar böyle hani böyle bir aynanın karşısında hani böyle bir böyle mi olacak hep bu ya diye böyle bir... Bayağı değişti zaten ilk hani şeyden sonra. Yoktu, artık var olan bir şey. O yüzden böyle insan başta böyle bir hani ne olduğunu şaşırıyor. Yani şu an nasıl mesela? Şu an nasıl yani? Aynaya baktığında, sabah uyandığında... Hala alışamadım. Yani çok net. Alışamadım yani, alışıyorum ama böyle hala böyle çok böyle büyük geliyor. Çünkü yani senelerdir bu olmadığı için bende. Ya hoşuma gidiyor, seviyorum ama böyle hala hani şey gibi sanki içime böyle hani sanki sürekli destekli sütyenle geziyormuşum gibi. Ya, ama yani sonuçta memnunsun. Evet tabii canım. Yani hayatımda verdiğim en güzel kararlardan bir tanesi. Ya, bir kere zaten hani mayo sorunu o. Evet. Giyip mayoyu giydiğimizde memesizlik sorunu kalktı ortadan yani. Evet, sadece böyle mayo da değil yani ne bileyim. Giymek istediğim işte derin ve yakılı bodyler vesaireler. Ben o şeyler giymeyi seviyorum biliyorsun ki. Peki böyle önceden aldığın kıyafetleri şu an nasıl giyebiliyor musun? Yani dar gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Hayır. Sonuçta yani başka bir beden oldu yani şu an. Yani böyle severek giydiğim bazı braletlerimi sana vermek durumunda kaldım biliyorsun, artık olmuyorlar. Yani şeyde bikini ve sütyen şeyinde böyle bralet tarzı şeylerde problem yaşıyorum bayağı ama zaten onun dışında genel olarak böyle bol oversize giyindiğim için çok şey, Allah'tan fazla kıyafet kaybı yaşamadım. Peki böyle sen hani genel bu süreci anlatmak istesen, hani o hastaneye gidişin, yatışın, çıkışın, hani bu genel süreçte ne, nasıl anlatırsın yani bu süreci? Yani ameliyat gününe kadar pek bir heyecanım yoktu ama ameliyat günü böyle biraz... Sedyeye yattığın an zaten, evet. Evet, sedyeye yatmak istemedim böyle bir an. Evet. Ama sedyeye yattığım andan itibaren hatırlamıyorum. Zaten doktor da aynısını söyledi zaten, çok iyi dedi. Yani... İşte ameliyattan çıktıktan sonra ve ameliyattan ertesi günü çok zordu yani. Çünkü bayağı ağrım oldu. Hani o da doğal olarak çünkü kas altına yapıldı. Peki böyle için şeyi hatırlıyor musun? Ameliyattan çıktıktan sonra konuşmalarının narkozun etkisiyle bizi güldürmelerini falan. Hani biz bayağı kahkaha attık yani sen ameliyattan çıktıktan sonra. Bana videoları gördüm. Akşam Klein'e gidiyor muyuz? Bayağı eğlenceliydi yani bizim için. Tabii senin için sonraki süreci de evdeki süreci ne Yiğit'ten, annenden falan duyduğumuz kadarıyla zordu. O süreç nasıldı ya mesela ilk, yani? Yani o ameliyat olduğum günden itibaren ilk 4 gün yani 4. güne kadar bayağı zordu. Çok ağrılı oluyor. Yani çünkü işte kalkıp hareket etmeniz gerekiyor ama hareket ettikçe o silikon yer değiştirdikçe ağrı oluyor. Böyle ağrı değil de böyle yanma gibi bir his böyle kasın. Ama yani 4. günden sonra gayet böyle işte normal bir şekilde hareket etmeye başlayabiliyorsunuz yani. 4. güne kadar kendim tuvaletim kendim gidemiyordum ama belli bir süre sonra zaten
alışıyorsunuz ve birinci haftada, yani zaten biliyorsun ikinci haftada olmadan Çeşme'de tatile gittik. Yani ben dans ediyordum. Peki böyle görüntüsü, büyüklüğüne falan nasıl karar verdin? Senin istediğin büyüklükte mi oldu? Bu nasıl, hani ya bu süreci nasıl işlediniz? Kafamda bir şey vardı. Böyle zaten çok aşırı büyük bir şey istemiyordum ama böyle hani küçük de olmasın diyordum. Ama ona zaten doktorum, hani benim kendi işte kendi vücut ölçüme göre ameliyattayken onu böyle çıkıp takarıp deneyip bakarak karar veriyormuş. Yani o doktor hangisini daha böyle uygun, sağlıklı buluyorsa. Ama hani senin istediğini de yapıyor bir yandan. Ama bir yandan da sağlıklı olması açısından hangisi daha uygun olur. Çünkü şey varmış, bunu söylemişti, aklımda bu kaldı. Her göğsün bir çemberi varmış ve alabileceği bir, belli bir miktar varmış. Tabii ki üstüne çıkılabilirmiş ama sağlıksız olurmuş. Doktorun kimdi bu arada? Bunlardan bahsettik bir de. Doktor İhsan Türkmen. Doktorunla iletişimin nasıl, hani sonrasında nasıl? Doktorum çok tatlı, yani çok tatlı bir adam yani. İnanılmaz tatlı bir adam. Böyle çok aşırı ilgili, böyle şeyden de işte en son kontrole gittiğimde bu bandajı ben böyle giymeli bir şey istiyorum dediğimde bana numara falan verdi işte. Sonra ben aramayı unuttum ama kendisi bana hala sürekli yazıyor. Mesela aradın mı, ne yaptın, iyi misin falan. Ya doktorla hani o ameliyat sürecinde falan çok iyi, hani iletişim halindeydiniz. Peki sonrasında yine böyle görüştünüz mü? Nasıl onun zaten ilgisi? Zaten ilk bir kontrole gittim. İlk bir haftada olduğumda. Sonra şimdi bayramdan sonra tekrar gittim. Böyle en son bir bandaj için bir şey sorduğumda falan böyle. Yani gayet çok ilgili, iletişimimiz çok iyi. Böyle sürekli kendisi de yazıyor, iyi misin, daha nasılsın, işte bandajı alabildin mi falan diye. Gayet çok tatlı bir insan yani. Peki genel olarak hastaneden memnun musun? Yani. Ben memnunum. Yani bir de şöyle memnunum. Ben mesela hastanede yatarken normalde yani yanında kalacak kişiye hani yastık bile vermezler yani. Ama o gün annemin mesela hani çarşafına kadar verdiler yani. Böyle gayet tertemiz ve çok böyle, herkes böyle aşırı tatlıydı. Yani bütün her şeyi öğrendim, sordum. Herkesin en çok merak ettiği ve en önemli şeyi sormadım yani. Ne kadara yaptırdın? Hadi bakalım. Yani bu şimdi burada sen edilebiliyorsun biliyorsun. Ama yani yaklaşık böyle 10 küsür gibi fiyatı var. Ama meme ameliyatı olmak isteyen takipçilerim için indirim kodum var diyormuş. Beni siye, benim adımı verirseniz size güzel bir indirim yapacaklarını sizin için söyleyebilirim. Gerçekten ciddiyim. Peki böyle hani şu anki haliyle eski halini kıyaslayabileceğimiz bir fotoğrafın... Tabii ki. Instagram'ım dolu biliyorsun. Görelim bakalım. Ama... Yokken ki halini. O beyaz mayolu da falan çok belli oluyordur zaten. Evet. Olmadı. Burada yok. Bakayım. Bayağı yok yani. Artık gururla beyaz mayolu giyebilirim. Peki annen baban hani tepki göstermedi de böyle daha büyükler mesela babaannen falan. Gittin mesela babaannenin yanına İzmir'deyken. Fark etmemiştim. Ama zaten söylememişlerdi yani. Ya söyleselerdi bir tepki vereceğini düşünmüyorum babaannemin ama hani ona şu an onu hem bunu hem anlatmamak için ben de çaktırmadım. En iyisi. Evet arkadaşlar, Nursu'yla beraber bugün memelerim hakkında bayağı konuştuk. Böyle onları masaya oturttuk. Hep beraber bir sorularımızı, daha çok böyle merak edilen genel ana soruları cevaplamaya çalıştık. Zaten bana bir sürü soru gelmişti. Ben İhsan Hoca'ya sorup böyle daha böyle ameliyatımsı, daha tıbbi olanları İhsan Hoca'ya sorup zaten profilimi pinledim. Onlara oradan bakabilirsiniz. Ama aynı zamanda daha da fazla merak ettiğiniz sorular varsa başka şeylerle ilgili de olabilir. Onları da aşağıya Venisi'nin Instagram linkini bırakacağım. Oraya profesyonellere, doktorlara, ilgililere sorabilirsiniz. Onlar size daha iyi yardımcı olur diye düşünüyorum. Nursu'ya da teşekkür ediyorum. Benimle bu videoyu beraber çektiği bana harika. Benim için bir gururdu. Bütün sorular için teşekkür ederim. Umarım aklınızdaki merakları biraz da olsa giderebilmişimdir. Görüşürüz umarım.